Sky Medya'nın sunduğu Doktor Cesur'la Sağlık Saati başlıyor. Vokoloji uzmanı İlter Denizoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hocam vokoloji nedir? İlk defa duyduk biz bunu ya da yeni yeni böyle kulağımıza gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili bize ayrıntılı bir bilgi verebilir miyiz? Vokoloji insan ses bilimi. Aslında bir şemsiye terim. Ne yazık ki bir resmi dal söz konusu değil henüz. Dünyada muhtelif yerlerde bu oluşmaya başladı. Neden bir şemsiye terim? Vokolojinin içinde işin temel bilim yani fizik kısmı var. Çünkü insan sesi son derece karmaşık bir şey. Nasıl oluştuğunu, iki ses telinden nasıl bu tip seslerin çıktığını, ses yolunda neler olduğunu anlamak. Bunun yanında bunu kullanan, hatta bunu sizler gibi sahnede kullanan insanlar, spikerler, tiyatro sanatçıları, şarkıcılar, bunun dışında mesleğinde sesini kullanan insanlar, öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları ve pek çok meslek grubu pedagojik vokolojiyi içeren grup. Biz onlarla da kişi sesini nasıl ömür boyu mesleğinde problem yaşamadan kullanabilir? Futbolcu nasıl sakatlanmadan 35-40 yaşına kadar futbol oynayabilir gibi değerlendiriyoruz. Tabii ki son üçüncü bölümü vokoloji teriminin klinik vokoloji. Klinik vokoloji daha çok işin tıbbi kısmıyla uğraşıyor. Yani ses kısıklıklarının tedavisi için hem tanısı hem tedavisi için yeni yöntemler bulma, var olan yöntemleri geliştirme, ve bu konularda çalışıyor. Klinik vokoloji ile ilgili bu yıl ortaya kitabınız, çıkan kitabımız da söz konusu. 20 yılın üzerinde olan bir emek. Çok şükür bu yıl ortaya çıktı. Evet. Hocam masada bir sürü ekipmanlar var. Donanımlı gelmişik, dolu dolu gelmişik. Bunlar ne işe yarıyorlar acaba? Bunlar bize bu konuda da aydınlatır mısınız? Şimdi 2000'li yılların başından itibaren ben hani ses terapisiyle uğraşmaya başladım. Kulak burun boğaz ihtisasından sonraki arayışlar sonrasında. Esasen ben de müziğin içinde oldum hep çocukluktan beri. Dolayısıyla tıbbi kısımla tıp ve müzik bir arada vokolojide buluşuyor. Fizikle de çok ilgim var. Biyofizik doktorası seviyesinde bununla ilgileniyorum. O dönemde bir hortuma ses üfleme tekniği, Laxvox diye Avusturya'da bir toplantıda Marketta Sihvo isimli bir Finlandiyalı konuşma patoloğuyla karşılaştım. Sonra tabii ihtiyaçlar icatları doğurur, icatların anasıdır. Daha sonra bu nasıl gelişebilir ve bu ihtiyaç doğrultusunda neler yapabilirim diye binlerce hastam oldu bu konuda. Ve ilk önce Dr. Vox terapi cihazı ortaya çıktı. Cam bir cihaz ve buna üflediğinizde şeklinde hem ses tellerine masaj yapıyor hem ses telinin doğru ve uygun bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ardından biraz geri basıncı artırmanın bazı hastalıklarda özellikle ses tellerinde güçlenmeyi sağladığını gördüm ve bir vana tasarlayıp ortaya çıkardık. Ve ardından bir oral maske. Çünkü ağız maskesi literatürde yok. Dünyada böyle bir şey yok. Yaptığınızda bunun içine söz söyleyemiyorsunuz. Ama ağız maskesiyle bununla ilgili bir patentimiz de ortaya çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu
bunun içine rahatlıkla sistemin fiziksel avantajlarını kullanarak şarkı söyleyebiliyorsunuz. Pek çok şarkıcı da bununla ilgili uygulamalar yaptık ve hakikaten çok ilgi gördü. Hatta pek çok şarkıcı öncesi ve sonrası yaptığımızda bu bir sihir gibi yorumlarda bulundu. Tabii ki hiçbir şekilde tıpta sihir veya mucizevi şeylere biz bel bağlamıyoruz. Bilimsel hepsinin kanıtları. Tabii ki bilimsel temeller üzerinde kurulu olmalı. Son dönemde biraz da pulmoner rehabilitasyon yönü ortaya çıktı. Şöyle söyleyeyim, bunun tersinden çektiğinizde dışarıdaki kuru havayı nemlendirip size yönlendiriyor. Vana ile beraber kullandığınızda bunu giderek daha dirençli, daha zor yapabiliyorsunuz. Tam tersini de şeklinde yapabiliyorsunuz. Yani hem nefes verme hem nefes alma ile ilgili zorluklarda kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ve son yaptığımız çalışmada özellikle bu COVID dönemi sonrasında, hastalık sonrasında rehabilitasyon gereken hastalarda bir yandan oksijen kaynağına bağlayıp diğer yandan hem yüksek bir basınçla bunu akciğerlerinize çekebiliyorsunuz. Hem bu basıncı hekim tarafından uygun görülen seviyede tutabiliyorsunuz ve hem de yüksek oksijen alabiliyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili şu anda klinik çalışmamız başladı, yapılıyor. Hızlı bir şekilde bunun da iyi bir sonuçla sonuçlanacağını ümit edebiliyoruz. Hocam bu bireysel kullanım için kişi kendi evde mi kullanıyor yoksa bir hekimin tabii kontrolünde mi? Şimdi ilk başta biz bunu hastamıza gösteriyoruz. Bireysel kullanımını gösteriyoruz. Ses terapisinde de aynı şekilde. Ses terapisine gelen hastada neler yapacaksınız? Hangi egzersizleri yapacaksınız? Ve bunu hastamıza öğretiyoruz. Sonra ödev veriyoruz hastaya. Evde kullanıyor. Tekrar kliniğe geldiğinde tekrar görüyoruz doğru şeyler yapılıyor mu? Yapıldıysa bir adım ilerledi mi? Sesinde olumlu gelişmeler var mı? Aradaki farkları izliyorsunuz. Aynen. Ve ardından yeni egzersiz veriyoruz. Yeniden ikinci bir güçleştirilmiş egzersiz. Basitten karmaşığa, kolaydan zora egzersizleri arttırıyoruz. Genel fizik tedavi prensipleri doğrultusunda. Sevgili İlter Hocam, programımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sıradaki konuğumuz da biyokimya uzmanı Profesör Doktor Yaşar Demir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hemen masada birbirinden kıymetli ürünlerinizi görüyoruz. Neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız biraz? Kozmetikle ilgili çalışıyorum. Şampuan, saç serumu, cilt bakım ürünleri, kremler ve aromaterapi yağları üretiyoruz. Bunların pazarlamasını, satışını yapıyoruz. Üniversite bünyesinde mi hocam? Üniversite bünyesinde Ar-Ge'sini yapıp çalışıp daha sonra da kendi şirketimizde üretimini yapıyoruz. Pazarı sunuyorsunuz. Evet. Çok güzel hocam. Siz bunları hocam derste çocuklarla işlerken keşfedip geliştirmeye başladınız sanıyorum ki. Nereden aklınıza geldi? Böyle bir açık mı vardı? Türkiye'de kozmetik sektörü zaten her zaman bir açık barındıran bir alan. Canlı bir sektör. Her zaman hem, ihtiyaç olan bir sektör. Hem canlı bir sektör, hem her zaman ihtiyaç olan bir sektör. Hem de Türkiye'de çalışan çok az olduğu bir sektör. Akademisyenler genelde kozmetikle çok da ilgilenmezler. Akademik çalışmalara çok girmez. Ben biyokimya alanında zaten genelde bitkilerle, hayvanlarla çalıştıktan sonra bir süre sonra artık bu alana kaymak gibi bir ihtiyaç hissettim. Ondan dolayı artık kozmetik ve kozmetik ürünlerle ilgileniyorum. Bitkisel içerikli o zaman hocam? Tabii ki hepsi bitkisel içerikli. Genelde de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çalıştığım için Muğla civarında yetişen bitkiler üzerinde yapılmış çalışmalar. Ne güzel. Onlar, hem kendi onlarla yürütülmüş çalışmalar. Hocam, ben de medikal estetik olarak görev yapıyorum. Şimdi bakıyoruz çevremizde ülkemize ait üretilmiş olan ürün çok çok az, kısıtlı. Evet. Genelde hem pahalı hem etkilerin çok çok olduğu söylenen ürünlerin tamamı neredeyse işte
Avrupa ülkelerinden ve bazı uzak doğu ülkelerinden gelmekte. Tabii ki bu tarz başarılar bizim için de gurur kaynağı. Evet tabii yani kozmetik yabancıların özellikle de Avrupa'da Fransızların hakim olduğu bir alan. Evet. Küçük miktarlarda büyük paraların kazanıldığı bir alan. Kesinlikle. O sebepten dolayı genelde bizim gibi ülkeler bu alana çok girmiyorlar. Veyahut da giremiyoruz. Bir şekilde uzak kalıyoruz. Bizde de Türkiye'de bu alanda çalışma yapan birkaç kişi var. Bunlardan biri benim eşim Profesör Doktor Nazan Demir'dir. Biri benim. Bizden başka mesela Mersin'de vesairede çalışma yapan birkaç arkadaş var. Peki hocam aromaterapi ile ilgili çalışmalarınız var. Nedir aromaterapi? Hep duyarız bitkide bir aldığımız ürünün içerisinde yazar aromaterapi işte duş jelleri olur, şampuanları olur. Nedir bu bize anlatır mısınız? Şimdi aromaterapiye genel olarak bakacak olursak terapi tıbbi bir tedavi şey yapar, tanımlar. Aroma kokularla tedavi etmektir. Kokuyla tedavi etmektir. Fakat resmi kabul görmüş bir tedavi yöntemi değildir. Yani tıbbi bir şey değildir. Sadece yardımcı tıbbi uygulamalarda konumlandırılabilir. Aromaterapinin kendisi kelime olarak baktığımızda kokularla tedavi etme, kokularla iyileştirme, kokularla kişilerin duygu durumunu iyileştirme anlamında. Hocam. Evet, duyguları kokunun yönlendirme. Öyle bir etkisi var mı hocam? Kokunun şöyle bir etki mekanizması var. Benim düşüncem, benim yorumum. Dikkat ederseniz kokuyla tat alma duyusu birlikte çalışır. Birini kaybettiğinizde diğerini de kaybetmiş oluyorsunuz. Bizler yemeklerimizi yerken yemeğin hem tadını alıyoruz hem de o yemeğin içinden çıkan kokuyu alıyoruz. Evet. Tadını dilimizdeki reseptörlerle, kokusunu da burnumuzdaki reseptörle alıyoruz. Ağız ve burun birbirine bağlantılı olduğu için iki duyguyu aynı anda deneyimliyoruz. Hem tat hem kokuyu. Evet, hem tadı hem kokuyu aynı anda deneyimliyoruz. Tat ve kokuda reseptörlerinden gelen sinyaller hipofize gidiyor. Hipofiz, biz bundan zevk aldığımızda, haz duyduğumuzda endorfin salgılıyor. Ve biz o salgıdan dolayı hem kokuyu hem tadı iyi bir şey olarak hafızamıza kaydediyoruz. Güzel bir şey olarak hafızamıza kaydediyoruz. Kötülerinde kötü olarak tabii. Tabii ki kötülerde hafızaya kötü olarak kaydediliyor. Genelde dikkat ederseniz gündelik hayatta kullanılan kokular iyi kokulardır. Biz insanlar olarak kötü kokuların, bizi rahatsız eden kokuların bizim için sağlıksız olduğuna programlanmış durumdayız. Hiçbir zaman yediğimiz bir yemek kötü kokmaz. Veyahut da kötü kokuyorsa biz onu yemeyiz. Ya da zevk almayız. Zevk almayız, hatta yiyemeyiz. O sebepten dolayı kötü kokularla ilgili bir hafızamız veyahut da geçmişte bir yaşanmışlığımız olmaz. Genelde iyi kokularla beraber iyi bir tat ve bunlarla beraber tutulmuş hafıza kayıtlarımız olur. O sebepten dolayı bir koku aldığımızda, iyi bir koku aldığımızda bu koku bizi ya sakinleştirir, ya canlandırır veyahut da olumsuz bir durumdaysak olumlu bir duygu haline sokar bizi. Kokuların, güzel kokuların, aroma kokuların genelde insan üzerindeki etkisi olumludur. Ben bu etkiyi koku ve tat alma reseptörlerinin yemek yerken beraber çalışmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kokularla ilgili olan şeylerde, duygu durumda veyahut da hatıralarda kokuyu alırsınız, olumlu bir his oluşur üzerinizde ama o olumlu hisse eşlik eden çok da belirgin bir anı yoktur. Duygu vardır değil mi? Evet, babaannemizin duygu sabun vardır. Kokusu değil mi? Sabun kokusu, evet. Hep bize nostaljik bir koku gelir. İyi bir şeyler hatırlatır ama berrak bir net bir koku oluşmaz. Çok az şeyde net kokular oluşur. Bunun sebebini ben işte koku ve tadın yemek yerken beraber algılanmış olmasına bağlıyorum. Çok özel durumlarda işte babaannenin evi veyahut da annenin mutfağında kurabiye kokusu veyahut da sevdiğiniz birinin özel bir kokusu varsa onda bir imgeyle kokuyu eşleştirirsiniz. O kokuyu duydu mu onu hatırlarız. Onu hatırlarsınız. Evet. Ama diğer kokular genelde
iyi bir duygu haline sokar sizi, ama o iyi duygu halinin arka planında gözünüzde bir imaj uyanmaz. Ama siz kendinizi iyi hissedersiniz. Yiyecek ve kokunun, tat alma ve kokunun beraber çalışmış olmasından dolayıdır. Bizler kötü kokuları veyahut da kötü kokulu objeleri hiçbir zaman yemediğimiz için, kötü kokulu objelerin yanında çok bulunmadığımız için, onlar sağlığımıza iyi gelmediği için genelde kötü kokularla ilgili olumlu bir duygu durumuna geçmeyiz. Evet. Bu aynı zamanda bizim için bir de savunma mekanizmasıdır. Kötü bir şey olduğunda mümkün olunca ondan uzaklaştırırız. Arabayla giderken kötü bir koku duyduk mu camı kapatırız hemen. Evet. Ya da güzel bir kokuysa biraz daha açar. Evet. Mis gibi bahar kokuyor falan gibi. Evet, deriz, kesinlikle. Ne yaparız? Daha o tarafa doğru meylimiz olur. Peki hocam, aromaterapi yağlar mesela okaliptus yağı, papatya yağı, bu yağların tedavi edici özellikleri kokuyla ilişkili mi? Nasıl uyguluyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz bunları? Tedavi edici özellikleri iki farklı şekilde yaklaşmak mümkün. Birincisi, gerçekten tedavi ettiği şeyler olabilir. Şöyle olur tedavi ettiği olaylar. Mesela diyelim ki öksürüğünüz vardır. Öksürüğünüzü geçirmek istersiniz. Veyahut da nefes almanızda bir sorun vardır. Biraz onu düzeltmek istersiniz. Cildinizde vesaire sorunlar vardır. Onları gidermek istersiniz. Bu amaçla kokular kullanılabilir ve gerçekten de tedavi edici bir şeyi vardır. Marka söylemem mümkün mü? Çok bilinen bir şey olduğu için söyleyeceğim. Mesela özellikle bebeklerde, çocuklarda kullanılan Vix diye bir şeyimiz var, ürünümüz var. İçinde ökaliptüs var, mentol var ve kafur var. Çocuklar öksürdüğü zaman, boğazında nefes alma sorunu olduğunda veyahut da göğsünde vesaire sorunları olduğunda çocuğun yakasına, burnuna veyahut da göğsüne sürülür, mendil kapatılır. Çocuk bunun kokusunu koklar ve deriden nüfuz eder ve genelde de çocuklara iyi gelir. Bu çok bilinen ve çok yaygın olan da bir örnektir. Yani bir direkt olarak tedavi edebildiği durumları var kokuların. İkincisi de bizim hayatımızda özellikle duyguları yönlendiren hipofiz diye bir organımız var. Bir şeyi gördüğümüzde veyahut da onu hissettiğimizde olumlu bir duygu alıyorsak, o olumlu duyguyla beraber hipofiz bizim organizmamızı, metabolizmamızı yönlendirir ve olumlu şeylerin olmasını sağlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam fizyoloji kitaplarında duyguların gerçekliğe dönüştüğü organ diye geçer hipofiz. Hipofizin salgıladığı endorfin, ondan sonra gelen serotoninle bizim organizmamız yönlenir ve biz olumlu şeyler hissetmeye başladığımızda, olumlu duygular hissetmeye başladığımızda da eğer bu bir de süreç alıyorsa, bir süreç içerisinde sürekli olumlu hissediyorsak, olumlu şeyler de olmaya başlar. Peki hocam, çok teşekkür ederiz bilgi verdiğiniz için, katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Betül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Bizler de çok iyiyiz. Bizler sizleri tanıyoruz fakat ekran başındaki izleyicilerimiz için de kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Ben Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Kadın hastalıkları ve doğum ihtisasımı Zeynep Kamil Hastanesi'nden aldım. Sonrasında bir süre memleketimde Iğdır'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptım. Yaklaşık 15 yıla yakındır İstanbul'da üreme sağlığı ve tüp bebek alanında çalışıyorum. Çok güzel. Bugün sizlerle bahsettiğiniz gibi tüp bebek tedavisi hakkında konuşacağız. Tüp bebek nedir? Bizlere biraz anlatır mısınız? Tabii. Tüp bebek tedavisi, kadın yumurtalarının ve erkek spermlerinin vücut dışına alınarak laboratuvar ortamında mikro enjeksiyon ile birleştirilmesi ve oluşan embriyonun laboratuvarda 3 ila 5 gün kadar takip edildikten sonra tekrar kadın rahmine transfer edilmesi işlemine deniyor. Peki hangi durumlarda uygulanıyor tüp bebek tedavisi? Doğal yolla gebe kalamayan çiftlerde bir süre beklendikten sonra ön aşama tedaviler yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisine geçiliyor. Şöyle ki 35 yaş altında bir çift düzenli korunmasız birlikteliğe rağmen eğer bir yıl içerisinde gebe kalamıyorsa biz bunlara infertilite, kısırlık tanısı koyuyoruz. Ve bunların temel tetkiklerini yapıyoruz. Bunlar işte kadında yumurtalıkların rahmin muayenesi,
hormon analizleri ve bunun rahim filmi gibi tüplerin açık olup olmadığını gösteren tahliller. Erkekte ise temel olarak sperm analizi. Yani ya kadından kaynaklanan nedenlerle doğal yolla gebelik olmuyordur, ya erkekten kaynaklanan nedenlerle, ya her ikisinden kaynaklanan nedenlerle %15 kadar çifte de ortada belirgin bir sebep tespit edemediğimiz halde gebelik elde edemiyoruz. Biz bunlara unexplained infertilite, yani sebebi izah edilemeyen infertilite diyoruz. Bu gibi durumlarda tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Bizlere tüp bebek tedavisinin aşamalarından da bahseder misiniz? Tabii ki. Tüp bebek tedavisini alacağımız bir çiftin temel tetkiklerini, değerlendirmelerini yaptıktan sonra bunları tedaviye alıyoruz ve tedavi 3 aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşama kadının yumurtalıklarının hazırlanması, büyütülmesi aşaması. Adetin genellikle 2 veya 3. gününde başlıyor. Hormon preparatlarıyla 8-10 gün süren bir tedaviyle kadının yumurtalarını büyütüyoruz. Gerek sayı gerek büyüklük olarak belirli bir orana ulaştığında çatlatma iğnesi verip 34-36 saat sonra toplama işlemine geçiyoruz. Birinci aşama kadının yumurtalıklarının büyütülmesi. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra geçtiğimiz ikinci aşamada hafif anestezi altında bu yumurtaları topluyoruz. Erkekten de aldığımız spermle mikro enjeksiyon yapıp laboratuvarda embriyoların oluşumu ve takibi aşaması geliyor. Üçüncü aşamada ise elde ettiğimiz bu embriyoları tekrar hazırladığımız anne rahmine transfer ediyoruz. Hocam peki tedavide başarı şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarıya etki eden birçok faktör var. Kadın kaynaklı faktörler var, erkek kaynaklı faktörler var, çevresel faktörler var. Başarıya etki eden en önemli faktör kadın yaşı. Kadın yaşı ve yumurta rezervi birlikte yumurta kalitesini, elde edeceğimiz yumurta, dolayısıyla embriyo sayısını belirliyor. Ve bunlar başarıdaki çok temel ölçütler. Diğer taraftan erkeğin sperm sayısı, hareketleri ve sperm kalitesi. Yani kadının yumurta sayı ve kalitesi, erkeğin sperm sayı ve kalitesi. Bunların haricinde kadın kaynaklı obezite veya diğer sistemik hastalıklar olabilir, çevresel faktörler olabilir, beslenme alışkanlıkları olabilir. Bütün bunlar tüp bebek başarısına etki edebilir. Aynı şekilde genetik faktörler olabilir. Yani kadın veya erkekte genetik kromozomal bir problem olabilir ve bunlar elde edilen embriyolarda sağlıksız embriyo oluşumuna yol açabilir. Bunun gibi birçok faktör var. Bunların bir kısmı düzeltilebilir faktörler. Bir kısmı düzeltilememek. Kadın yaşını değiştiremiyoruz gibi. Evet. Veya kadın yumurta rezervi değişmiyor. Bir kadın anneden kaç tane yumurtayla geldiyse onları tüketiyor. Yeni bir yumurta üretimi söz konusu değil. Ama bunların kalitesinin artırılmasına yönelik tabii ki bir takım tedaviler olabilir. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de en fazla kaç kez uygulanabilmekte bu tedavi? Aslında kadından yumurta elde edilebildiği sürece bu anlamda kesin bir sayı koymak mümkün değil. Benim 13. 15. denemelerde sağlıklı bebeğini kucağına verdiğim çiftler var. 13. 15. denemelerde. Fakat burada bilinen bir gerçek var. O da şu. İlk 3 denemede görece belirli bir oranda bir başarı oranı var. Eğer üst üste 3 veya 4. kez bir başarısızlık elde edilmişse artık biz bu çiftlere zor olgu, zor çift gözüyle bakıyoruz ve bunlarda gebelik oranları giderek düşüyor. Ama ilk 3 denemede belirli bir oranda seyrediyor. Fakat 5. 10. denemede bitirelim demek ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi benim 13. 15. denemede sağlıklı bebeklerine kucağına verdiğim çiftler var. Burada belki önemli olan nokta şu. Hep aynı şablon denemeleri yapmamak lazım. Yani çiftte eğer bir başarısızlık veya birkaç başarısızlık elde etmişsek mutlaka bu başarısızlıkların neden kaynaklandığını, bunu değiştirip başarıya dönüştürmek için neler yapabileceğimizi çok iyi irdelememiz lazım. Çünkü tüp bebek tedavisinde başarı için bizim 3 şeye ihtiyacımız var. Nelerdir bunlar? Sağlıklı bir embriyo, tutunabilir, reseptif bir rahim ve başarılı bir transfer. Bir kere bu 3 aşamada çok detaylı bir değerlendirme yapmamız lazım. Acaba embriyo mu sağlıklı değil? Gerekirse yeni çıkan yöntemlerle 23 çift kromozomun tamamına bakarak sağlıklı embriyoyu seçebiliriz. Acaba rahim mi tutunabilir değil? Rahmin tutunabilirliğini test eden yeni ERA testi gibi reseptivite testleri var. Bunlarla rahmin en uygun olduğu tutunabilir dönemi belirleyebiliriz. Transfer başarısını etkileyen bir diğer faktör olan embriyo transferinde eğer bir zorluk yaşıyorsak bu zorluğun nereden kaynaklandığını belirleyip gerekirse histeroskopik olarak bunları düzeltebiliriz. Bunları detaylı değerlendirip gereken değişiklikleri yapmak,
başarıyı artırıcı ek gerekirse yöntemleri de uygulamak suretiyle başarının elde edilebileceğini düşünüyorum. Hocam peki tedaviye zamanında başlamak önemli mi bu noktada? Geç kalındığı noktalarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Çok güzel bir soru. Şimdi buradaki en önemli belirleyici faktörlerden birisi biliyorsunuz kadın yaşı. Kadınlar anneden doğduklarında kaç tane yumurtayla doğuyorlarsa onları tüketiyorlar belirli bu kısımda zaman tamamen dönümde. Genetik aslında genetik, tamamen miyiz? Genetik. Dolayısıyla kadınlar eğer 35 özellikle de 38 yaşını geçtiklerinde hele 43 yaşından sonra başarı oranı çok dramatik olarak düşüyor. Bu yüzden kadın yaşının ve yumurta rezervinin belirleyici bir faktör olduğunu düşünerek bu açıdan erken aksiyon almak lazım. Yani kadınlar kariyer, akademik kariyerleri ya da işleri nedeniyle başka sebeplerle çocuk sahibi olmayı öteliyor ya da erteliyor. Bunlar çok geç kaldıklarında yumurta rezervlerinin düşmesine bağlı. Belki menopoz, premenopoz evresine girmeleri nedeniyle çocuk sahibi olma şansını kaybedebilirler. O nedenle yumurta rezervinin düşme riski olan kadınların bunu bu kararı vermeden önce mutlaka yumurta rezervine baktırması gerekiyor. Yumurta rezervine bakılması çok kolay. Kanda antimilleryen hormon bakılarak ya da ultrasonografik olarak antral foliküller dediğimiz küçük yumurtalar sayılarak kolayca yumurta rezervi belirlenebiliyor. Bu anlamda ben özellikle kadınlara yönelik olarak şunu ifade etmek istiyorum. Eğer ailenizde erken menopoz öyküsü varsa anne, teyzeler vesaire ya da siz yumurtalıklarla ilgili herhangi bir operasyon cerrahi geçirmişseniz ya da yaşınız 35'in üstündeyse ve hala çocuk sahibi olmayı ötelemeyi planlıyorsanız mutlaka yumurtalık rezervinize baktırın ve bu anlamda bir üreme tıbbı uzmanından mutlaka görüş alın. Gerekirse eğer evli değilseniz ve henüz daha çocuk sahibi olmayı düşünmüyorsanız yumurtalarınızı dondurun. Evliyseniz de mutlaka embriyo dondurma yoluna gidin. Benzer bir durum erkekler için de geçerli. Erkekler de gerek cerrahi geçirmiş olabilirler, tesadüfen yaptırdıkları bir sperm analizinde sperm sayıları çok düşük olabilir ve tekrarlayan analizlerde tedrici olarak düştüğü görülebilir. Böyle bir durum varsa onların da spermlerini dondurmalarını öneriyoruz. Evli çiftlerde de benzer şekilde ileri yaşlarda hala çocuk sahibi olmayı düşünmüyorlarsa embriyolarını dondurmalarını öneriyoruz. Peki tedavi sırasında alınan ilaçların herhangi bir yan etkisi bulunmakta mı? Geçmişte çok yüksek dozda ilaçlar kullanıyorduk. Kullandığımız ilaçlar hormon preparatları. Kadınların zaten kendi vücudunda ürettikleri hormonlar. Bunları biraz daha yüksek dozlarda kullanıyoruz. Bugüne kadar yapılan birçok çalışma göstermiştir ki özellikle düşük doz hormon preparatları kullandığımızda bunların kadında herhangi bir risk artırıcı bir faktör olmadığı ortaya konmuş. Yani insanların, hani kadınların korkabileceği işte meme kanseri, yumurtalık kanseri veya başka bir takım riskler açısından düşündüğümüzde bu hormonları kullananlarla kullanmayanlar arasında belirgin bir fark yok. Bu anlamda riski artırmadığını ifade edebiliriz. Peki bizlere tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinen yanlışlardan da bahseder misiniz biraz? Evet. Şöyle bu anlamda doğru bilinen yanlışların başında mesela tüp bebek tedavisi ağrılı bir işlemdir. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Tamamen ağrısız, normal bir takip. Tek ağrı olabilecek yumurta toplama işlemi de zaten anestezi altında oluyor. Bu nedenle herhangi ağırlı bir tedavi değil. İkincisi, tüp bebek tedavisi kilo aldırır. Tüp bebek tedavisinde kullanılan hormonların obezite yapıcı, kilo aldırıcı herhangi bir etkileri söz konusu değil. İlaçlar bir kullanılıp bittikten sonra da zaten tamamen normal kilolarını muhafaza ediyorlar ve koruyorlar. Bunun dışında tüp bebek tedavileri işte bende kanser yapar mı acaba ya da herhangi bir hastalık yapar mı? Bu anlamda da herhangi bir risk yaratmadığı gösterilmiş. Tüp bebek tedavisiyle elde edilen bebekler diğer bebeklere göre acaba daha mı riskli, daha anomali vesaire şu bu olma ihtimali var mı? Bununla ilgili de çok geniş çalışmalar yapılmış ve gösterilmiştir ki herhangi bir risk artışı söz konusu değil. Bebeklerdeki tüm okul beceri puanları, anomali oranları tamamen aynı oranda kendini gösteriyor. Çok güzel. Peki COVID atlatmış bireylerde tüp bebek tedavisi noktasında herhangi bir farklı yol izliyor musunuz yoksa süreç aynı mı gelişiyor? Şöyle, biz pandemi döneminde tabii ki bütün kurallara uyarak tedaviler yapıyoruz. Yani bu 14 kural, en başında da maske, mesafe, hijyen kurallarına çok dikkatli uyarak tedaviler yapıyoruz. Gerek insanlar arası, hastalarımız arasındaki randevuların sürelerini uzatıyoruz. Klinik bulgulara dikkat ederek
alıyoruz. Çok fazla refakatçi bulundurmuyoruz yanlarında. Tüm bunlara dikkat ettiğimizde pandemide artmış bir risk söz konusu değil. Pandeminin başlangıcında bu hastalık çok yeni bir hastalık olduğu için tanıma döneminde gerek yurt içi gerek yurt dışı derneklerimizin de önerisiyle biz de bir süre tedavilerimizi durdurduk. Ama şimdi yine aynı derneklerimizin önerilerle tedavilerimizi başlattık. Pandeminin hem enfeksiyon riskini artırmıyor hem enfeksiyon ek bir risk getirmiyor. Bu anlamda üreme sağlığı alanındaki tedavilerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Peki Türkiye'de uygulanan tüp bebek tedavileri hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendirmektesiniz? Şunu ifade etmeliyim ki Türkiye'de tüp bebek tedavisi başarı anlamında Avrupa, Amerika, ileri ülkelerle aynı düzeyde. Yani biz tüp bebek tedavisinde ülke olarak gerçekten iyi bir noktadayız. İyi bir noktadayız. Meslektaşlarımızın bu anlamdaki bilgi, beceri ve tecrübeleri, gerek bilgi birikimini, gerek teknolojiyi çok yakından takip ediyor olmamız nedeniyle ülkemizde tüp bebek tedavisinde başarı oranları oldukça yüksek. Yeni teknolojiyi anında çok vakit kaybetmeden ülkemizde de uygulayabiliyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Müstecep Kavrut'la tüp bebek tedavisini tüm detaylarıyla ele aldık. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Şimdiki konuğumuz bir terapi yöntemi olan Theta Healing uzmanı Havva Çaylı. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıyabilir miyiz sizi? Anlatır mısınız biraz tekniğinizi? Ben Havva Çaylı, uluslararası Theta Healing eğitmeniyim. Theta Healing bir bilinçaltı terapi yöntemidir. Vayana Stable tarafından oluşturulmuş olup 25 yıldan bu yana dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir tekniktir. Nasıl bulunduğuna gelinirse eğer, Vayana Stable'ın bacağında çok önemli bir rahatsızlık oluşmuş olmuş. Tıbbi yöntemlerle tedavi edilememiş. Vayana Hanım kendi yöntemleriyle bacağını iyileştirmiş. Daha sonra gelen talepler üzerine de bu tekniğin bizlerle paylaşılmasına karar verilmiş. 25 yıldan bu yana dünyada pek çok ülkede kullanılan bir teknik. Ve bilinçaltını uyararak yapılan bir yöntem. Giderek hızla yayılmakta olan bir teknik. Theta Healing zihnimizin iyileşme yeteneğini geliştirmek ve artırmak üzerine tasarlanmış bir tekniktir. Vayana Hanım ders kitaplarını ve diğer kalan insanların da okuması üzerine pek çok kitaplar yazmış. Bunların tamamını zihnin iyileşme yeteneğini artırmak ve geliştirmek amaçlı tasarlamıştır. Peki Theta dalgası nedir? Etkileri neler? Theta bir beyin dalgasıdır. 5 beyin dalgamızdan biridir. 4 ile 7 Hz arasında titreşir Theta beyin dalgamız. Bilinçaltı burada uygulamaları kabule hazırdır. Artık böyle farklı terapi yöntemleri de artık çok popüler oldu günümüzde. Ben ilk kez duydum. Bu yöntemle siz nasıl tanıştınız? Yöntemi kısaca özetler misiniz bize? Ben bu yöntemle eğitimlerle tanışmazdan evvel bilinçaltı konulara çok ilgi duyan bir insandım. Uzun yıllardır psikolojiyle ve bilinçaltı konularla ilgili yayınları takip ediyor idim. Daha sonra yöntemle tanıştıktan sonra biraz daha konuyu araştırdım. Ve bana son derecede uyan bir yöntem olduğunu fark ettim. Ve eğitimlerini almaya karar verdim. Önce uygulayıcılıklarını aldım. Daha sonra Vayana Hanım Temmuz ayı boyunca Türkiye'de idi. Vayana Hanım'dan da eğitimleri alarak eğitmen olmuş oldum. Pek çok modül var Theta Healing'de. Bunların istediğiniz kadarını, bütçenize de ne kadarı uyarsa veya ne kadarını almak istiyorsanız devam ediyorsunuz. Çünkü sürekli kendini de yenileyen bir terapi yöntemi Theta Healing. Theta Healing 25 yıldan bu yana dünyada pek çok ülkede kullanılıyor ve uygulanıyor. Vayana Hanım Theta Healing terapi yöntemini
kendi bacağında aslında keşfetmiş. Bacağında oluşan çok önemli bir rahatsızlığı, kemik kanserini tıbbi tedaviler cevap vermediği zaman kendi yöntemiyle tedavi ettiğini fark etmiş. Daha sonra gelen talepler üzerine de bu tekniğin diğer insanlarla paylaşılmasına karar verilmiş. Theta Healing terapi yöntemi zihnimizin iyileşme yeteneğini geliştirmek ve iyileşme yeteneğini artırmak üzerine tasarlanmış. Yani olumlu enerjiyle iyileşmek mi? Olumlu düşünceyle iyileşmek gibi mi? Olumlu düşünce zaten var. Olumsuz bir düşünce, olumsuz bir kelime Theta Healing'de kullanılmaz. Ama aslında uygulama Theta dalgasında gerçekleşir. Ve aslında bizler gözlemciyizdir. Theta Healing terapi yönteminde şifa her şeyi Yaradan tarafından gerçekleşir. Bizler tüm uygulama boyunca gözlemci olarak olayı takip ederiz. Mesela ne gibi şikayetlerle size geliyorlar? Siz nasıl bir terapi uyguluyorsunuz? Kaç dakika sürüyor? Genellikle kişilerle konuşuyor musunuz? Yoksa bu terapi yönteminin içerisinde farklı egzersizler, farklı bir yöntem mi var? Neler yapıyorsunuz? Kişiler bilinçaltında olumsuz olarak düşündükleri, kendilerini rahatsız eden, kısıtlayan, günlük hayatta engelleyen tüm olumsuz inançlarından dolayı bize gelebilirler. Bunlar neler olabilir derseniz eğer, kırgınlık olabilir, geçmiş hayatlarından kaynaklanan, ana rahmine düştüğü andan itibaren ya da genetik kayıtlar olabilir, geçmiş kayıtlar olabilir. Tüm bunlardan bilinçaltında depolanmış olan olumsuz inançlardan dolayı kırgınlık, kızgınlık, öfke, pişmanlık, stres, başarısızlık, değersizlik, travma, ilişkilerdeki problemler olabilir. Anne karnında bebek olan tüm olayları hisseder. Annenin kendini isteyip istemediğini hisseder. Dolayısıyla anne karnı şifası yapmak da mümkündür Theta Healing terapi yönteminde. Ayrıca hastalıklardan dolayı da bize gelir insanlar. Hastalık esnasında tıbbi tedavi devam eder. Etmelidir de zaten. Theta Healing tıbbi tedaviye karışmaz. Theta Healing sadece olayın bilinçaltı boyutuyla ilgilenir. İyileşme ruhsal ve bedensel olarak bir bütündür aslında. Tıbbi tedavi ile bedensel olarak, fiziksel olarak iyileşiriz. Ama eğer bilinçaltımızda iyileşmeyi gerçekleştirememişsek tedavi yarım kalır ve bir süre sonra hastalık tekrarlayabilir. Bunu örnekleyebilirim size isterseniz. Kişiler bilinçli zihinleriyle iyileşmek isterler herhangi bir rahatsızlıktan dolayı. Ama bilinçaltı zihinlerinde aile ya da eşlerinden gördüğü ilgiyi kaybedeceklerini düşünüyorlarsa eğer bilinçaltı iyileşmeyi reddeder. Dolayısıyla iyileşmede bir süre sonra yarım kalacağı için hastalık tekrarlayacaktır. Theta Healing terapi yönteminde bilinçaltında hastalığın nedenine ulaşır, onu olumlu şekilde değiştirerek o nedeni serbest bırakırız. Böylece hastalık da tam ve bütün olarak iyileşmiş olur. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiki konuğumuz kickboks antrenörü Tufan Dikici. Merhabalar tekrar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Malum pandemi dönemi, evdeyiz, yemek yiyoruz, egzersizi daha az yapıyoruz. Bu dönemde spora olan ilgi de arttı. Herkes evde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynen. Kickboks yapıyorsunuz. Hı hı, kickboks ev için dedi. Uygun mu? Size ilgi arttı mı? Merakları arttı mı? Ev için birebir çalışmalar uygun olabilir ama online olarak
Kickbox çok uygun bir spor olmuyor. Birkaç kere denedim ama başarılı olamıyoruz. Birebir ilgilenerek, teknikleri anlatarak göstermem gerekiyor. Ama tabii ki bu dönemde spora çok ilgi arttı. Online dersler çoğaldı. İnşallah bu şekilde bu dönemden sonra da devam eder diye düşünüyorum. Zor bir spor mu? Kickbox ilk başlarda zor gelen bir spor. Ama tabii ki alıştıktan sonra, vücut biraz güçlendikten sonra daha kolay geliyor ve vazgeçilmez bir spor oluyor bence. Peki hiç spor yapmayan bir kadın ya da bir erkek evet. bu spora direkt başlayabilir mi? Yoksa öncesinde biraz kendini alıştırması için bir kardiyo, işte pilates gibi sporlara yönelmesi lazım mı? Bence direkt başlayabilir çünkü kickboksun içinde kardiyo, pilates, crossfit yani şöyle sadece yumruk ve tekmeden ibaret olan bir spor değil. Hepsini barındırıyor içinde. Pilates hareketlerimiz var, stretching, esneme hareketlerimiz var, kardiyo hareketlerimiz var. Yani bütün spor dallarını hemen hemen barındıran bir spor. Ama yine de daha çok erkekler tercih ediyor sanki değil mi? Şöyle söyleyeyim, yarı yarı edebiliriz. Benim bayan öğrencim de çok. Hatta şöyle diyeyim, erkekten daha çok olabilir. Son zamanlarda bayanların daha çok tercih ettiği bir spor. Evet, kendini korumaya ihtiyacı tabii, var bayanların da. Kendini korumaya ihtiyacı var. Hatta özellikle bir tık daha fazla ilgileniyor olabilirim. Evet, doğrudur hocam. Peki internet üzerinden dediniz dersler yapıyorum. Bu derslerden verim alabiliyor musunuz? Şöyle, ben bu pandemi döneminde internet üzerinden çok ders yapmadım. Yani bir iki online dersim oldu ama branşım kickbox olduğu için online derslere çok yoğunlaşamadık. Öğrencilerim aradım, destek verdim, yapmaları gereken programlar hazırladım. Ama birebir online dersler yapmadım. Tabii ki online ders çok önemli. Uzmanları alırsanız. Ama hiçbir zaman spor salonu gibi olmuyor, salon gibi. Ya da belli bir temelin üzerine online dersten evet. faydalanabiliyorlar değil mi? Ne kadar zamanda kickbox öğreniliyor? Şöyle söyleyeyim, kişinin fizik yapısına, kabiliyetine tabii çok bağlı. Şöyle teknik anlamda bir şeyler öğrenmek ve kendini savunabilmek açısından en az bir 6-7 ay geçmesi gerekiyor. Tabii o süre kısalabilir. Bu süreyi de performans öğrencinin performans, veriyor. Performans, disiplini ve antrenmanı devamlılık ve kararlılık. Malum şimdi pandemideyiz. Hı hı. Evde yapılacak sporlar neler? Siz neler önerirsiniz Şöyle hocam? Şöyle söyleyeyim, evde vücut ağırlığıyla yapılabilecek bütün sporlar yapılabilir. Şınav, mekik, plank gibi hareketlerimiz yapılabilir. Barfix. Komşuları rahatsız etmeden değil mi hocam? Tabii ki komşuları rahatsız etmeden zaten kickbox evde biraz zor olabilir. Bir iki kere denedik. Yumruk tekme sesleri çok olduğu için evet. sonra ondan vazgeçtik. Polisi arıyorlar mı siz çalışırken? Öyle Yok. Şeyler oluyor mu? Polis aramadılar ama güvenliklerden şikayet geldi. Burada ne oluyor, bir sorun mu var diye. Bir sitede yapmıştık. Sitede evin içinde yapmıştık. Güvenliği kulübesine yakındı. Orada bir şikayet geldi. Ondan sonra onu da ara verdik. Şimdi salonlarımız açık zaten. Salonda devam ediyoruz. Açık derken şu an pandemi döneminde nasıl tedbirler alıyorsunuz salonlarda? Nasıl çalışıyorsunuz? Şöyle, kaç saat açık? Yeni kurallara göre sabah 7'de açıyorum ben kendi salonumu. Akşam 8.30'da kapatıyoruz. 9'da yasak başlıyor çünkü. Grup derslerim de oluyordu benim. Grup derslerinin sayısını düşürdüm. Sayıyı azaltmak için mesela günde bir tane grup dersim vardı, 12'ye çıkardım. Sayıları azalttım ve bu dönemde özel derste daha çok talep arttı. Birebir dersler daha çok ilgi görüyor. Birebir çalışmak daha mı kolay oluyor? Daha mı hızlı öğreniyor öğrenciler yoksa grup derste de aynı performansla tek tek ilgilenebiliyor musunuz? Ya yani hepsi de ben bütün öğrencilerimle kendim bahsediyorum. Grup dersi de olsa birebir tek tek ilgileniyorum. Ama tabii ki özel ders bir tık daha fazla ilgi oluyor. Çünkü grup dersinde diyelim bir 6 kişi var. Bir 6 kişiyle ilgilenmek var. Yine tek tek ilgileniyorum ama birebir daha da etkili tabii ki. Peki şimdi spor yaparken beslenmeye de dikkat etmek Hı-hı. gerekiyor. Sizden de anlaşıldığı üzere. Teşekkür ederim. Nelere dikkat etmesi lazım kickbox yapan birinin? O zaman kickbox üzerinden konuşalım. Kickbox'ta birebir tam diyet vermiyorum ben. Çünkü çok enerji gerektiren, performans harcanan bir spor. Hı-hı. Çok zayıflar bu sefer. Şöyle diyorum, tabii ki biraz karbonhidrat alacağız çok abartmadan. Protein ve yeşillik ağırlıklı beslenmelerini söylüyorum. Genelde normal insanlar için de bu tür beslenme daha sağlıklıdır. Hocam genelde size gelen başvuranlar hani spor amaçlı mı geliyor yoksa bu kendini koruma falan düşüncesi ya da mantığıyla mı? Spor amaçlı gelen de var. Ben kendimi ne zaman koruyabilirim dışarıda başıma bir şey gelse ne zaman kendimi korunacak süreye girebilirim diye soran da var tabii ki. Ama kavgacı millet olduğumuz için biz tabii, tabii. ilk önce kavga edelim, döverim ya da dövülmeyelim falan mantıklı Şöyle bir şey olmuyor var. Acaba? Daha önce fitness'e gitmiş diyelim veya başka bir sporlara gitmiş, sıkılmış. Ama buna gelip de 4-5 senedir yanımda sıkılmadan aynı heyecanla gelenler var. Stres atmak için tabii, de geliyor. Çünkü o torbaları... Evet, torbaları, işte giydiğimiz ellikleri, minderleri dövdükleri zaman, vurdukları zaman daha çabuk stres Rahatlıyorlar, atıyorlar. Rahatlıyorlar Rahatlıyorlar zaten çok sinirli ve agresif geliyorlar işten geldikleri için. Ama çıkarken hocam yeniden doğdum,
Oh, bebek gibiyim, çok rahatladım falan çıkıp çok rahat deşarj büyüdüm. Deşarj olmaya da ihtiyaç var değil mi hocam? Sizde öyle oluyor mu? Yoğun klinik olmaz stresinden sonra. Hele trafikte mesela en çok değil mi? Hemen insanlar zaten şey gibi, bomba gibi. Yanından bir korna sesi. Vay sen niye diyorsun falan hemen. Ama hocam şunu söyleyebilirim. Kickbox sporunu yapan, yani mücadele, dövüş sporlarını yapan kişiler her zaman diğer insanlara göre daha sakin oluyor. Zaten enerjiyi atıyor. Şiddet eğilimi aksine daha az. Tabii bu toplumda yanlış bir kavram var bence. Evet. Kesinlikle şiddet eğilimi daha az. Kendimden de biliyorum. Oğlum bak git gibi diyorsun yani. Evet. Kendimden de biliyorum. Kesinlikle kendimden örnek vereyim. Her evet. zaman geri çekiyorum kendimi. Evet. Kesinlikle kavgadan yana değiliz. Döversen fena döverim diyorsun. Ama kendini savunmaktan yani. Yanayız. Çok güzel bir başlıktan devam ediyoruz. O zaman sporun, kickbox yapmanın, spor yapmanın psikolojik olarak insan sağlığına etkileri neler? Evet, bedensel sağlıkları kadar psikolojik sağlıkları daha fazla diyebilirim. Özgüven duygusu bir kere arttırıyor. Özellikle depresyon yaşayan öğrencilerim de olmuştu zamanında. Kickboxla beraber bunu tamamen atlattık. Özgüvenleri artıyor, doğru karar verebiliyorlar. Dışarıdaki zorluklara karşı, hayata karşı daha iyi mücadele ediyorlar. Ruh sağlıkları, özellikle ruh sağlıkları çok etkileniyor. Daha böyle rahat, deşarj olmuş insanlar oluyorlar. Genelde hangi meslek grupları ya da öğrenci dediniz? Öğrenciler mi? Yoksa farklı meslek gruplarından insanlar mı tercih ediyor? Şunu söyleyeyim hocam. 3-4 tane doktor öğrencim var. Hatta bir tanesi diş hekimi, benim diş hekimim bende. öğrenciler var, avukat var. Yani her branşta var. Özellikle bayanlar daha çok tercih ediyor bu aralar. En yaşlı öğrenciniz kaç yaşında hocam? En yaşlı öğrencim 55 yaşında. 55. En küçük öğrencim 6 yaşında. 6 yaşında. Evet. Çok güzel. Erken başlamayı öneriyor musunuz hocam? Şöyle ben 6 yaşında öğrenci geliyor. Kabul ediyorum. Bazen 8 yaşında öğrenci geliyor. Kabul etmiyorum biraz daha gelişimini sağlaması için. Tabii ki önce bir ön görüşme yapıyorum ailelerde. Fizik yapısına göre karar veriyoruz. Devamlılık esas tabii değil devamlılık, mi? Devamlılık. Özellikle disiplin çok önemli bizim sporumuzda. Aynen. Mesela geliyor 8 yaşında öğrenci, bir spor öneriyorum. Diyorum ki bir sene yüzmeye gitsin, biraz daha kendini geliştirsin, ondan sonra bana gelsin. Kesinlikle ticari yönden bakmıyorum. Tabii ki bunun para da kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz ama önce çok insan iyi. Sağlığı olarak düşünüyorum. Şimdi burada devamlılık esas dedik. Hani bir sezon gelelim, bir daha gelmeyelim. Hani bir heves gibi bir ay, iki aylık bir beklentisi olanlar zaten bu spora hiç girmemeli değil mi hocam? Kesinlikle girmemeli. Zaten şöyle söyleyeyim. Çok övdüm kickboks ama 4 senedir, 5 senedir antrenörlük yapıyorum. 5 senedir yanımdan ayrılmayan sporcularım var hiç sıkılmadan. Peki mesela ara veriyorlar 3-4 ay, mutlaka döndükleri yer benim yanım oluyor. Siz nasıl başladınız peki hocam? Ben de küçüklüğümden beri zaten dövüş sporlarına yatkınlığım vardı. 7 yaşında tekvando ile başladım. 3-4 sene tekvando yaptım. Sonra biraz karate ile ilgilendim. Biraz atletizm yaptım. Sonra tekvando veya karate bana biraz daha böyle yumuşak gelmeye başladı. Biraz daha hafif sporlar onlar. Bir arkadaşımın aracıyla kickboksa başladım. Kickboksa başladıktan sonra dedim tamam benim sporum bu. 11 senelik sporculuk hayatım oldu. İşte 11 senelik hayatımda antrenmanlara çok sürekli devam ettim. En az hiç ara vermeden haftanın 4 günü gittim. Her gün de gittiğim oldu. Sonra dedim ki ben eczanede çalışıyorum sporculuk hayatımda. Sağlık geçmişim de var. 10 sene çalıştım. Dedim hem ben bu kendi işimi yapmak istiyorum. Hem de kendi hocam gibi sporcular yetiştirmek istiyorum dedim. 11 sene sporculuk hayatım sürdü. 4 senedir antrenörlük yapıyorum. Gerekli şartları sağladım, sınavlarına girdim, kazandım. Şimdi kendi yerim var. Bu şekilde devam ediyorum. Peki pandemi döneminde sağlıklı kalmak isteyenlere, evde de spor yapmak isteyenlere evet. tavsiyeniz neler? Şunu söyleyeceğim. Sağlıklı kalmak isteyenler, şimdi pandemi döneminde evde kaldığımız için abur cubur olayları biraz çok arttı. Evet. Yemekler çok arttı. İşte hamur işleri falan. Mutlaka bunlara, şimdi şöyle düşünüyorum ben, pandemiden sonra daha büyük sorunlar çıkacak. Bence pandemi bitmek üzere. İnşallah yakın zamanda bundan kurtulacağız. İnşallah. Bel ağrıları, eklem ağrıları, hatta alınan aşırı kilolardan dolayı sağlık sorunları olacağını düşünüyorum. Onun için hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bugünden itibaren egzersizlere başlasınlar, yediklerine dikkat etsinler. Mutlaka evde yapılacak sporlar var vücut ağırlığıyla. Bunları gerekli internet kanallarından bulabilirler. İnsanlara tavsiyem şu, branşı ne olursa olsun hayatınızda spor olsun. Peki evde neler yapabiliriz? Birkaç hareket gösterebilir misiniz tabii, bize? Tabii ben size yapabileceğimiz birkaç basit hareket göstereyim. Bunlar herkesin yapabileceği hareketlerdir. Onun için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şurayı kullanabilirim değil mi? Tabii buyurun. Evet en basit vücudun üst bölgesini, sırt bölgesini, göğüs bölgesini, kol bölgesini çalıştıran şınav hareketimizdir. Hı hı. Burada şınav pozisyonu aldığımız zaman önemli olan ellerin birbirine paralel ayaklarla eşit olması gerekiyor. Vücut tamamen iner, tamamen kalkıyor bu şekilde. Evet doğru şınav şekli budur değil mi hocam? Evet doğru şınav şekli budur. Direkt. Tamamen ineriz, tamamen kalkarız. Bunun çeşitleri de var mesela. Eli bu şekilde kapatırsak iç göğüse vurur. Açtığımız zaman dış göğüs. Önde olursa. Yani kaç kez tekrar etmek lazım? Kaç şınav mesela? İlk defa başlayanlar için 20 tekrar 4 set yapabiliriz. Şınavımız bu şekilde.
Örnek veriyorum, çok güzel bir hareket, plank hareketimiz bu. Direkt kollar, kanatlar, karın bölgesi çalışıyor burada. Hatta ayaklar bile çalışıyor. Evet. Bunu kullanabiliriz. Bunu da birer dakikadan üst set yapabiliriz. Hocam bunu, siz de yapar mısınız? Tabii ki zamanla güçlendireceğiz. Evet, ben deneyeceğim. Ayak hareketlerim için de, mesela ellerimiz ensede olabilir. Squat pozisyonunda bunları yapabiliriz. Evet. Bunlar da çok önemli hareketler. Kaç set yapsınlar hocam? Bunu da 30 tekrar üst set yapabiliriz. Veya yine eller burada. Ayaklar bu şekilde açık. Çok kapalı değil, biraz açık. Ellerimizi burada ayakların şeklini değiştirebiliriz. Üst bacak ve arka bacak çalışacak aynı anda. Bunları yapabiliriz. Eskiden askerde komando dansı. Evet, komando dansı söyleyecektim de ondan vazgeçtim. Evet, komando. Çok yorar. Aynen. Mekik yapabiliriz. Onu örnek gösterebilirim isterseniz. Buraya yatırdın değil mi? Bu şekilde yattığımız zaman kısa mekikler yapabiliriz. Evet. Bu direkt üst kadar alt ortaya çalıştırıyor. Böyle yanlara. Yavaş yavaş. Yanlara yapabiliriz. Evet. Bu şekilde. Yani bu 3 hareket, 4 hareket evde çalışmak için yeterlidir. Bir yarım saat 45 dakikamızı ayırırsak her gün. Evet. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatırız. Hem gürültü çok, de olmuyor. Evet. Sessiz sakin evet. Hareketler. Tek başınıza. Aynen. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben sizin teşekkür eklemek ederim. İstediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey, buradan bütün ailelere bir şey söylemek istiyorum. Benim de çok başıma geliyor. Mesela çocukların sınav haftası diye veya sınav ayı diye çocukları spora yollamıyorlar. Bu çok yanlış. Ben bir değerlendirme yaptım. Yollamayan ailelerin çocuklarının yanında yollayan ailelerin çocukları daha başarılı. Sınav haftası diye çocuklar derslerden geri kalacak diye böyle bir hata yapmasınlar. Mutlaka en az haftada 3 gün spora yollasınlar. Çocuklar kafaları boşalsınlar, deşarj olsunlar ve sağlam bir kafayla, boş bir beyinle derslerini çalışsınlar. Mutlaka daha başarılı olacaklar. Hep şöyle söylüyorum ben, sporu hayatınıza göre değil, hayatınızı spora göre ayarlasın. Herkes. Sağlam kafa, sağlam vücutta evet, olur kesinlikle. Değil mi hocam? Yani çocukları, zaten şu anda çocuklar online ders aldıkları için çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bana geliyorlar öğrencilerin, belim ağrıyor hocam, sırtım ağrıyor. Bir de hep bilgisayara odaklandıkları için beyinleri böyle zamanla sıkıntı yaşıyor. Onun için spor çok önemli bu konuda. Sakın çocuklarını spordan esirgemesinler. Bu haftaki bölümümüzde konuğumuz diş hekimi Gambiz Güderzi. Gülüş estetiğini konuşacağız onunla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gülüş estetiği mi, gülüş tasarımı mı hocam? Aslında olması gereken ne sizce? Belki de her ikisi. İkisi de. Gülmek ne kadar güzel bir şey. Düşünsenize, insana mutluluk veriyor, ferahlık veriyor. Özgürce gülebilmek çok değerli ve güzel bir şey. Özgür gülümsememizi engelleyen, kısıtlayan bazen çekindiğimiz durumlar oluyor. Örneğin bir dişiniz, ön dişinizde bir çürük olsa, bir leke olsa, evet. Bazen çapışıklık olduğu zaman veya travma aldı, dişiniz kırıldı veya diş renginizi beğenmiyorsunuz, çok koyu buluyorsunuz. Bunlar hep sizin gülümsemenizi engelleyebiliyor. Herkes engelliyor mu? Hayır. Ama engellediğini düşünen insanlar işte, gülüş tasarımı ve gülüş estetiği kavramına gündeme getirmiş hasta gruplarımız. Peki günlük alışkanlıklarımız dolayısıyla da diş renginde değişiklikler olabiliyor. Çok kahve ve çay tüketiyoruz mesela. Evet. Bununla ilgili de çözümler var mı? Diş kaç tona kadar beyazlatılabilir hocam? Ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Öncelikle hastayı biz diş temizliği yapıyoruz. Diş temizliği ile diş taşları ve diş üzerindeki lekeleri kaldırıyoruz. Bu bile bazı bir kısım hastalarımızı mutlu ediyor ve tamam ben bunu istiyorum diyor. Bu yeterli geldiyse başka bir şey yapmıyoruz. Ama bazı insanlar kendi orijinal diş rengini beğenmiyor, koyu buluyor ve ondan mutsuzluk duyuyor. Çok beyaz olmalı mıyız? Tartışılabilir ama isteyenler var mı? Var. Peki çözümlerimiz ne? Kimyasal ajanlarla diş yapısını, rengini en az 2 tonla 10 tona kadar neredeyse açma şansımız var. Bu kolay bir işlem değil, meşakkatli bazen ama insanlar beyazlatmayı çok istediğinde hiç gözüne gelmiyor. Hiç gözüne gelmiyor. Ne yapıyoruz? Önce dikkatli bir muayene yapıyoruz. Çünkü her hasta bleaching'e yani diş beyazlatmaya uygun değildir. Örneğin dişte
travma sebebiyle çatlaklar, mikro çatlaklar varsa, eğer dişi çocuklar varsa beyazlatma yapmamamız lazım. Çünkü hastaya dayanamayacağı şiddeti ağrılara sebep olabiliriz. Eğer vakamız uygun bir vakaysa, önce hastaya bleaching anlatıyoruz. Bleaching'in bazı kuralları, bazı yan etkileri veya da dezavantajları var veya yasakları var. Mesela diyoruz ki birkaç gün içinde sızlayabilir. Tamam, ben razıyım diyor. Veya diyoruz ki şu kadar gün beyaz diyeti uygulaman lazım. Ne demek beyaz diyeti? Renkli bütün gıdalardan uzak durmak. Yani siz bir bonibon yiyemezsiniz. Çünkü içinde boyar madde var. Evet. Beyazlatmadan önce çay, kahve, sigara gibi etkenler, patlıcan vesaire, yani renk verebilecek gıdalar, yiyecek ve içecekler dişimizi boyarken, biz beyazlatma yaptığımızda bu boyar maddeler dişin gözene açıldığı için bu ajanlar çok daha fazla boyar. Çünkü dişin yapısı daha zayıflamıştır. Ama bu geçici bir zayıflama. O süreye dikkat ederse geriye dönecek, tekrar eski kuvvetli haline gelecek ve beyazlatma kalıcı olmuş olacak. Peki hocam, bu işlem nasıl uygulanıyor? Ne kadar sürüyor? Sanıyorum bir mavi ışık teknolojisi de var uygulanan. Yaklaşık bir 45 dakikalık seansları da oluyor ve ağzı böyle gülümseyerek uzun süre öyle tutmak gerekiyor. Bu da, evet, hastalar için zor bir durum. Zor bir şey. Biz hastaya iki yöntem tavsiye ediyoruz. Bir tanesi home bleaching, yani evde beyazlatma. Biri ofis bleaching, yani muayenede beyazlatma. Muayenede beyazlatmayı bizim tercihimiz, çünkü her şey bizim kontrolümüz altında. Çok daha hızlı. Bir seansta, bazen iki seansta da dişler beyazlıyor. Ve sonraki yasaklar da çok kısıtlı. 3 gün sadece. Evet. Ama home bleaching'de beyazlatmayı tercih eden hastalarımız biraz daha kontrol dışı. Çünkü hastaya verdiğimiz kalıplara o jelleri düzgün koyması gerekiyor. Çok koyarsa diş etini tahriş edebilir, diş eti hassasiyetleri olabilir, diş hassasiyetleri olabilir. Ve home bleaching'de minimum 5 gün sürüyor. Maksimum 17 gün sürüyor. Dolayısıyla yasakları da daha uzun sürüyor. En azından hastanın 10 gün, bazen 20-25 güne kadar yasakları oluyor. Kaçırabilir onları diyorsunuz herhalde. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Eğer hasta bize bırakırsa şayet, bizim tavsiyemizi sorarsa. Çünkü hastaya söz hakkı vermemiz lazım. Evet. Evet. Home bleaching daha ekonomik, daha özgür, daha konforlu ve daha rahattır. Hasta bir plak içine jelleri sıkıp ağzına yerleştiriyor. Gece onunla yatıyor ve sabah onunla kalkıyor. Çok rahat. Çok rahat. Ha, bunun tek zorluğu yasakların daha uzun sürmesi belki. Veya sızısının biraz daha fazla olması veya daha kontrolsüz olması belki. Ama ofis bleaching'de daha yoğun kimyasallar kullanıyoruz. 45 dakika boyunca ağzı tam açık değil aslında. Kısmi açık. Ve bekliyor. Ve bekliyor. Farklı cihazlar, lazer, farklı yoğun ışık cihazları veya ışık cihazsız versiyonları da var. Bunları uyguluyoruz. Bu beyazlatmanın kalıcılığı ve verimliliği için biz hastaya muayeneden sonra bir veya iki seansta home bleaching vermeyi tercih ediyoruz. Böylece çok uzun yıllar beyazlığından verim alıyor. Eğer yılda bir kere de bakım kürünü yaptırırsa çok çok daha keyifli olur. Bakım kürü dediğiniz hocam, biraz anlatır mısınız? Aynı home bleaching'i yılda bir kere tekrarlaması. Daha kısa. Sadece bir seans. Yine aynı süre mi hocam, yoksa daha mı kısa olur? Bir gece. Sadece gece ağzına takıyor, sabah çıkarıyor. Evet. Peki hocam, kaç yılda bir kez bu işlem uygulandığında diş etinde bir çekilme, sızı, rahatsızlık oluşabiliyor mu? Yoksa hani ideal süresi budur, yılda bir kere uygulamanın mahsuru yok mu? Biz ofis bleaching yaparken diş etleri üzerine bir koruyucu jelle kaplıyoruz. O yüzden güvenli bir teknik. Bu teknikten sonra sadece yılda bir kere home bleaching yaptırması hiç bir problem yaratmaz. Bizim sevmediğimiz, tavsiye etmediğimiz, ilk tercihimiz olmayan 15 seans veya 17 seans, çok uzun seanslar boyunca home bleaching yaptırmasını biz tavsiye etmiyoruz. Yapılan bu işlemler ne sıklıkta olursa diş sağlığını olumsuz etkiler? Yani seansı söylediğiniz hocam, ama mesela 6 ayda ya da haftadan haftaya. Yok yani. Hayır, kesinlikle yılda birden daha fazla olmamalı. Çünkü her seferinde biz dişin gözeneklerini açıyoruz, tekrar su alıp kapanıyor. Ha, bir de bu arada mesela biz hasta yaş grubu da seçiyoruz.
Dişimiz ne kadar ıslak olursa, ne kadar diri olursa o kadar verimli bir beyazlatma olur. Dolayısıyla tercih ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz yaş grubu 20 ila 40 yaş grubu daha çok. 40'ı geçenler beyazlatamayacak hocam. Beyazlatır ama şu var, 40'tan sonra beyazlatma çok daha çabuk geri dönüyor. Evet. Çünkü dişi daha kuru, daha gevrek. Tavsiye, yani ilk tercihimiz olmaz işin doğrusu. Evet. İlk tercihimiz olmaz. Daha sık tekrarlaması gerekir. Bu da dişi zayıflatabilir. O yüzden daha genç bireyde diş daha ıslakken, daha yaşken yaptırmak çok daha keyifli. Daha iyi sonuç alıyoruz. Daha çok beyazlık elde ediyoruz. Peki hocam, bu 1 saat ya da 45 dakikalık seanstan sonra ara ara 15'er dakika yine ofis ortamında beyazlatma işleminin yapılması uygun mu? Gerek yok. Yani bunun bir böyle bir protokolümüz yok. Yani biz bir seans 15'er dakikadan 3 sefer aynı gün 45 dakikayı tamamladıktan sonra eğer bleaching'i sevmezsek 4-5 gün sonra bir kez daha tekrarlıyoruz. Ve ondan sonra 2 gecede home bleaching veriyoruz. Eğer birinci seansta bunu beğenmişsek o bleaching verip veya vermeyip hastayı uğurluyoruz. Sonrasında 15'er dakikalık beyazlatmaların çok bir kazanımı yok. Çünkü bir 15 dakika yetmez. Dişi önce açmak lazım. Gözeneğini açmak lazım. Bu da zaman istiyor. Sadece 15 dakika değil. Bir 15 dakika, sonra bir 15 dakika daha, sonra bir 15 dakika daha zaman geçirmek gerekiyor. Peki hocam, bu beyazlatan diş macunları vesaire de var. Bunların kullanımını nasıl buluyorsunuz? Yani öneriyor musunuz? Bütün mesela market rafında gördük beyazlatıcı diş macunu, diş pastası. Bunların yoğun kullanımı diş için bir sağlık sorunu oluşturur mu beraberinde? Ya da bazıları da diş sinirlerini bile uyarmayacak hassasiyette markaların iddiası var. Bu şekilde macunlar vesaire var. Yani gerçek beyazlatıcılık sağlanıyor mu bunlarla? Yoksa yapılan bu işlem kadar sonuç elde etmek mümkün değil mi? Birinci konu şu. Eğer beyazlatsaydı insanlar bizi beyazlatmaya gelmezlerdi. Evet. İkinci konu şu, beyazlatmanın mantığında dişin gözeneğini açmak vardır. Dolayısıyla diş zayıflıyor. Zayıflatıcı bir ajana sürekli maruz bıraktırmak dişi zayıflatacaktır. Dişi işin içinden çıkılmaz zararlar verecektir. Geri dönüşüm olmayan zararlar. Geri dönüşüm olmayan zararlar verecektir, bir. İkincisi, biz hekimlerin bile o kadar sık beyazlatma yapmaması gerekiyor. Üçüncüsü, bazı macunlarda bizim kullandığımız kimyasallar yok. Onlarda daha çok kalın partiküllü, kalın grenli aşındırıcılar var. Diş yüzeyini bir kat aşındırıyor, alttaki katman çıkıyor. Hasta çok hoşuna gidiyor, evet beyazladı gibi geliyor. Haftaya ya 15 gün sonra bir daha uyguluyor. Ama bir sene sonra diş yüzeyinin inceldiğini ve alttaki katmanların daha sarı, katmanların daha çok yansıdığını görüyor ve artık orada bizim bleaching yapma şansımız bile yok. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bölüm ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Doktor Cesur'la Sağlık Saati sona erdi.